Olay TV'den hepinize merhaba. Yine bir çarşamba akşamında sizlerle beraberiz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili neleri merak ediyorsanız bugün yine programımızda ele alacağız, konuşacağız, değerlendirmeler yapacağız. Canlı telefon bağlantıları, Facebook, Twitter, Instagram, sosyal medyayı da kullanacağız. Ve sizlerden gelen sorulara göre de aslında programımız her hafta olduğu gibi yine şekillenecek ve sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bugün programımızda birkaç tane konuyu ele alacağız. Bireysel emeklilik sistemi, genel sağlık sigortası, özellikle genel sağlık sigortasında aklınıza takılanları bugün e, tam anlamıyla yanıtlamaya çalışacağız. Bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Çünkü genel sağlık sigortası ile ilgili Televizyonlarda, radyolarda sürekli reklamlar dönüyor. Genel sağlık sigortası nedir? Ne zaman başladı? Şimdi genel sağlık sigortasında 53 lira uygulaması, geçmiş döneme ait borcu olanlar neler yapacak? Kimler genel sağlık sigortasına girmelidir? Artık gelir testi tamamen kalktı mı? Ya da kimlerin gelir testi yaptırması gerekiyor gibi birçok soru var. Bunların da yanıtlarını arayacağız. Facebook üzerinden bana sorular yazabilirsiniz dedim. Özgür Erdoğan'ın Facebook sayfasından çünkü programımızın tanıtımını ya daha doğrusu e, saatini yazdığımda alta sorular geliyor. Soruları yazabileceğinizi de belirttiğim için sorular da geliyor ve o sorulara da cevap aktaracağız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Te canlı telefon bağlantıları için zaten sürekli ekranda telefonlarımız yer alacak. Canlı telefonlarıyla da bize isteyenler sorularını Türkiye'nin dört bir yanına giderek sorularınızı bizlere sorabileceksiniz. Evet başladığımızda Recep İşsever. Ee, sadece inşallah Özgür Bey diyor. Erdal dönmez. Özgür Bey dünkü canlı yayın videosu bana lazım yayından kaldırılmış. Ulaşabilir miyiz? Çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet dün Facebook'ta bir video yayınladım. Sürekli de bunları yapıyorum aslında. Ofisimde bir anda Facebook canlı yayını yapıyorum. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi izliyor. Bilgiler aktarıyorum. Sorular soruluyor. Dünkü yayınımızda yaklaşık olarak 13-14 saatte 35 bin 40 bin arasında bir izleyiciye ulaştı bine yakın paylaşım beğeniler yorumlar ama yorumların altına ben konuyu anlattıktan sonra işte bana tepki gösterenler oluyor ve ben bu videoyu kaldırdım onu soruyor arkadaşımız video neydi şimdi çalıştıkça emekli emekli olacakların alacakları maaşlarla ilgili bana çok sık sorular soruluyor. Hemen hemen gittiğim her yerde de Özgür Bey işte çalıştıkça, prim ödendikçe maaşlar düşer mi? Düşük maaş alır mıyız? Programımıza da bu soru çok sık soruluyor ve net bir şekilde de bilgiler aktarıyorum. Evet, ülkemizde 2000 yılında, 2008 yılında yasalar değişti. Bununla beraber asgari ücret ya da asgari yakın rakamlarla çalışan kişiler şu anda emekli olduklarında özellikle 2000 yılından sonra günleri fazlaysa düşük maaş alacaklar. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. 2000 yılından önce günü fazla olanlar yüksek maaş, 2000 yılı özellikle 2008 yılından sonra fazla günü olanlar da düşük maaş alacaklar. Ofisimize gelenler var. Ya mesela bugün daha iyi ofisimize bir kişi geldi. Emekli olmuş. 1130 lira emekli maaşı. 6400 küsur günü var. Özgür Bey nasıl olur dedi. 2011'den bu yana sürekli... Ortalama bürüt 4 bin lirayla çalışıyorum. 1130 lira emekli maaşı bağlandı. Hayal kırıklığına uğradım. Biz de emekli maaşını kendi sistemimiz üzerinden hesapladık. 2 lira sadece 2 lira bir fark vardı. SGK ile bizim hesaplamamız arasında. Bu hesaplama doğru yapılmış. Maaşınızda bir yanlışlık yok. Siz 1130 lira maaş alacaksınız dediğimde inanın ofisimize gelenler de e, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ya da emeklilik sonucu kendisine ulaşan kişiler emekli maaşlarını görünce hayal kırıklığı yaşıyorlar. Biz de bunları anlatıyoruz. Yani bu hayal kırıklığı yaşanmasın diye şu anda ülkemizdeki aylık bağlama oranları 2000 yılından önce %60 2000, 2008 arasındaki dönem için yüzde 40, 2008'den sonra da yüzde 20'lere düştü. Bu nedenle de çalıştıkça, prim ödendikçe maaşlar düşmekte. Nereye kadar düşecek? Şimdi hesaplamalar yaptığımızda özellikle mesela şöyle bir örnek var. 2000 yılında bir kişi işe başlamış. 2000 yılında başlamış ama 2000 öncesi askerlik borçlanmasını yaparak işe başlama tarihi 8 9 1999'un önüne çekmiş. 2000 yılından önce sadece askerlik borçlanması var. Onun dışında hiç günü yok. 15 yıl 3600 gün ve 60 yaşında emekli olmuş. Yanıma geldi. Emekli maaşı 530 lira. Özgür Bey bu nasıl olur? 530 lirada emekli maaşı mı olur? olmaz böyle bir şey yani çevremizdeki insanlara bakıyoruz 1000 lira 1500 lira işte 1300 lira maaşlar alıyorlar ben 500 lira alıyorum diyor bunların nedenini anlatıyoruz İşte nedenini anlattığımız videoda da bazıları ya Özgür Bey siz işte siyasi olarak bunları anlatıyorsunuz diyenler var İşte yalan söylediğimizi böyle bir şey olamayacağını söyleyip bize aslında e, itiraz etmeleri gereken kişiler biz değiliz biz sadece kanunlar nezdinde sizlerin haklarınızı ve de sorumluluklarınızı anlatıyoruz. Siz primlerinizi ödüyorsunuz. Emekli olduğunuzda size emekli maaşını ben vermeyeceğim. Size emekli maaşını devlet verecek. Siz eninde sonunda emekli olduktan sonra postaneye ya da bankaya gittiğinizde bizim söylediğimiz emekli maaşlarını alacaksınız. Buna inanmak ya da inanmamak size kalmış bir durum. İnanmazsanız dahi gerçekle Er ya da geç karşılaşacaksınız zaten ama buna tepkiler gösterilince ben de baktım biraz böyle bir siyasi evet hayıra da dönüyor iş. O yüzden de videoyu kaldırdım. Özellikle onu da söylemek istiyorum. Şimdi telefonlar alacağız. Giresun'a gidelim. Hakan Bayrak attığımızda. Alo. Alo iyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun hocam. Ee, hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Eee. Üçüncü ay 2 1987 SSK girişim. Evet. E, 2485 günüm var. Evet. E, halen hala çalışıyorum. Tamam. E, Bağkur'da da hocam 91 yılında girişim var. Yedinci ayın biri. 408 günüm var. Tamam. E, ne zaman emekli olabilirim hocam? Evet şu anda siz SSK'lı olarak çalışıyorsunuz. 1987 yılında siz sisteme girmiştiniz. 50 yaşında sizin 5375 prim günü tamamlamanız neticesinde emekli olma şansınız var. Kaç doğumlusunuz? 1973 doğumluyum hocam. 1973 doğumlusunuz. 50 yaş dediğimizde 2023 yılında doğum gününüzde 5375 güne ulaştığınızda emekli olacaksınız. Şimdi ben biraz önce düşük emekli maaşları ile ilgili konu anlatırken siz 1987 yılında sisteme girdiniz. 87 ile 2000 yılı arasında toplam kaç yıl çalışmışlığınız var? Bu 87, primleriniz? 87 ile 2000 yıl arasında azdır hocam. Ben yurt dışındaydım bir sürede. Hangi ülkedeydiniz? Almanya'daydım hocam. Almanya. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok önemli aslında şu anda sizinle yaptığımız konuşma sizin için çok önemli. Yine yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını da çok yakından ilgilendiriyor. Siz Almanya ile yurt dışı borçlanması yaparak günde satın alabilirsiniz. Şimdi size iki tane alternatif sunacağım. Ona göre emekli olduğunuzda alacağınız maaşta öğrenmiş olacaksınız. Siz 2000 yılına kadar ortalama 2-3 yıl yani toplamda 700 günde 1000 gün arasında gününüz varsa ve primlerinizi siz asgari ücret ya da asgari yakın bir rakamla tamamlarsanız 2023 yılında alacağınız maaş 550-600 lira emekli maaşı alacaksınız. 600 lirayı da bulmayabilir. Ama siz bundan sonra çalışmayıp Almanya'daki günlerinizi 2000 yılından önce Almanya'da bulunduysanız Almanya'dan günlerinizi günlük 18.96 liradan getirip Türkiye'ye borçlanıp toplu parasını verip prim günlerinizi tamamlarsanız sizin maaşınız 1100-1200 liralara kadar çıkar. Şunu söylemek istiyorum 2000 yılından önceki günler çok değerli. 2000 ve 2008'den sonra aylık bağlama oranları düşük olduğu için günler değersiz. Bu nedenle siz Çalışmaya devam ederseniz 2023 yılında bugünkü şartlara göre 550-600 lira emekli maaş alacaksınız. Ama çalışmayıp 2000 öncesi Almanya'ya borçlanma yaparsanız alacağınız maaştan iki kat daha fazla maaş alırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a gidelim. Ayhan Karpuz hattımızda. Alo. Efendim iyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz programımıza. Aa, teşekkür ederim. Özgür Bey iki tane sorum olacak size mümkün mü acaba? Buyurun efendim. Ya Şimdi bu kalorifer için de ben Rabzanda bu hizmet süresinden faydalanabiliyor muyuz acaba? Yani yıpranma payı var mı? Yıpranma payı yok sizin işlemlerinizde. Yani sizin yaptığınız işte. Bir de şimdi soracaktım. Evet. Bir de şimdi soracaktım. Bu tazminat fonu çıkarsa bizim geçmiş haklarımız ne olacak? Alabilecek miyiz bunlar acaba? Ya şimdi kıdem tazminatı fonu yıllardır gündemde. İşte 5 yıldır ben televizyonlarda hatta 6 yıl olacak programlar yapıyorum. Kıdem tazminatı sürekli gündemde. Biz kıdem tazminatı fona devir olacak mı, ne zaman olacak, hangi şartlarda olacak diye sürekli tartışıyoruz ama kıdem tazminatı çalışanların bir numaralı güvencesi. Kıdem tazminatı da fona devir olursa şayet hangi yönlerle devre olacağı konusunda net bir bilgi yok. Kıdem tazminatı geçmiş yıllarda çalışanlar paralarını alabilecek mi? Ya da işverende saklı kalacak? Bundan sonraki dönem için mi fona devre olacak? İnanın bunlarla ilgili net bir çalışmanın taslağı elimizde yok. Sadece kıdem tazminatı fonu ile ilgili deniliyor ki referandumdan sonraya bıraktık. Referandumdan sonra da kıdem tazminatında kesinlikle fon uygulamasına geçilecek. Ama kıdem tazminatında fon uygulamasına geçerken insanların merak ettiği birkaç konu var. İşte çalışan kadınlar bir yıl içerisinde evlendikten sonra bir yıl içerisinde işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatlarını alabiliyorlar askere gidenler hemen kıdem tazminatını alabiliyor. 8 9 önce ilk defa sigortalı olanlar işten 15 yıl 3600 günde kendi istekleriyle ayrılsalar dahi kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. İş yerinde sözleşmeye aykırı işverinin davranışları neticesinde yine çalışanlar kıdem tazminatlarını hemen alıyorlar. Bu şekilde bu haklar kalacak mı, baki kalacak mı yoksa bunlar kaldırılacak mı? Bir de Kıdem tazminatı ile ilgili dünyadaki tüm uygulamaları da ben araştırdım Bununla ilgili olay gazetesinde yazı da yazdım İsteyenler Google'dan e, kıdem tazminatı tüm dünyada nasıl uygulanır Özgür Ardos'un diye yazarsanız bunun metnini de okuyabilirsiniz dünyada kıdem tazminatının en iyi olduğu ülke Türkiye şu anda çünkü çoğu ülkede kıdem tazminatı yok ya da günlere göre var bir yıla bizim ülkemizde bir yıla 30 gün diğer ülkelerde daha az ama bu bir yıla. 30 gün, 1 aylık olan kıdem tazminatı süresinde de bir azalma olacak mı? Bunları da bilmiyoruz. Yani kıdem tazminatının fona devre olacağı söyleniliyor referandumdan sonra ama hangi şartlarla nasıl devre olacağı konusunda bir yasanın e, teklif tasarısı, teklifi herhangi bir şey olmadığı için, elimizde de bir metin olmadığı için bununla ilgili yorum yapamıyoruz. E, ama gelişmelerle ilgili muhakkak sizin yararınıza bir durum varsa biz bunları net bir şekilde ifade edeceğiz. Çalışanların yararına bir durum yoksa şayet bunu da net bir şekilde zaten programımızda ifade ediyoruz. Hatay'a gidelim. Ahmet Ayas sattığımızda. Alo. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 01.03.1964 doğumluyum. Evet. İşe giriş 4 3 2003. Evet. Bağkur toplam 1587 gün. Evet. İşi terk 31 7 2007. Evet. Kendi adıma şirket vardı. SSK'ya giriş 20 11 2008. Evet. Toplam birim gün sayısı SSK'da 2804 gün. Askerlik dahil. Askerliği de yatırdım. Tamam. Siz ne zaman emekli olacaksınız? Bir gün daha korum var. Tamam. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Terk ettim. adıma benim e, şirketim vardı. Tamam. 92 yılında ticaret sanayi odasına kaydım var fakat o günlerimi saydıramadım. Ben yani sisteme giriş 432003 diye gösterdiler. Tamam. Buna itiraz ettim. Şimdi bu çok önemli aslında sizin söylediğinizde. Bağ kurulular Bağımsız Çalışanlar Kurumu'ydu ismi ve zorunluluk esasına dayanıyordu. Bir kişi kendi adına iş yeri açarsa ya da şirket ortağı olursa, anonim şirketli bir teşkilat fark etmez vergi dairesine kaydı olan kişiler zorunlu olarak Bağkurlu olurdu. Yeni adıyla 4 bli olurdu. 4 10 tarihinde bir yasa çıktı. Bu, yasa yasayla beraber denildi ki 4 10 tarihine kadar bağ hiç prim ödememiş olan kişiler artık 4 10 önce başlangıçları ile ilgili Bağkur'dan günlerini parasını da ödeyerek alamazlar. Bu nedenle sizin geçmiş günlerinizi alma şansınız yasalarla yok. Bu nedenle sizin başlangıcınız 2003 olarak kabul ediliyor. 2003 başlangıcına göre de sizin emekliliğiniz 60 yaşında ve 7000 günle SSK'dan emekli olabileceksiniz. Toplam SSK ve Bağkur günleriniz sizin 2804 artı 1587 4391 gün var. 7000 güne tamamlayacaksınız. 2609 gününüz eksik. Aynı zamanda 1964 doğumlusunuz. 60 yaş dediğimizde de 2024'te de 60 yaşına geldiğinizde siz prim günlerinizi tamamladığınız için emekli olabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ee, efendim 1910 1977 doğumluyum. Evet. Ee, 1999 4. ayın birinde bağ kurulu oldum. Tamam. Ee, 2010 yılının 6. ayında sigortaya geçtim. Sigortam evet. halen devam ediyor. Tamam efendim. Ee, ne zaman emekli olurum bir de ee, daha hala yatırırsam maaşım düşük mü olur yüksek mi olur? Yani sigortadan Çıkmam mı benim için faydalı, çıkmamam mı? Şimdi şöyle, siz 58 yaşında 2035 yılında doğum gününüzde 5.975 günle emekli olacaksınız. Sizin maaşınız asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bir rakam ise siz emekli olduğunuzda sizin elinize bugünkü şartlarda geçecek maaş 500 lira civarında olacak. Yani 500 evet. liradan daha fazla siz emekli maaşı alamazsınız. Ama maaşınız sizin yüksekse şu anda asgari ücret bürüt en altı 1777.50 lira. Bunun 7,5 katına kadar prim ödeniyor. Yani 13 bin lira. 1777 lirayla 13.331 lira arasında prim ödeniyor. Şu anda maaşınız 8.000-9.000 bin, bin lira civarındaysa bir problem yok. 9.000 lira maaş alıyorsanız emekli olduğunuzda 4.500 lira emekli maaş alabilirsiniz. Ama benim maaşım 1400, 1500, 1800, 2000 lira diyorsanız emekli olduğunuzda 500 lira civarında da maaş alırsınız. Çalıştıkça, prim ödendikçe emekli maaşı düşüyor. E bazıları şunu söylüyor Özgür Bey diyorlar öyleyse işte 2035'te emekli olacak bir kişinin düşmeye devam ederse sıfırlanacak mı? Hayır sıfırlanmayacak. Asgari ücretin net rakamının 3'te 1'inden aşağı olmayacak. Bugün asgari ücret 1270 lira. Böyle 3 dediğimizde bir kişinin maaşı 423 liranın altında olmayacak. Ama 423 liralara kadar düşecek. Bugünkü asgari ücret rakamlarına göre tabii o günkü asgari ücret rakamları neyse onun üçte bir oranında sizin maaşınız olur en fazla. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şerafettin Şekerci İstanbul'dan attığımızda alo. Alo iyi akşamlar hocam. Sağ olun Şerafettin efendim çok Şekerci. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun efendim. Ee, hocam ee, bir konu az diyecektim. Şimdi 0603 1969 doğumluyum. Evet. E, memur yöntemi 23.06.1992'de memur oldum. 23. 92'de memur oldum. Tamam. E, 1988 yılında 2 e, yıl 17 gün SSK'lı girişim var. 2 yıl 17 gün. Evet. Tamam efendim. E, ne zaman emekli olurum hocam? E, hemen sizin için bakalım. Normalde sizin bu 1992 Haziran ayına göre emekli olabilmeniz için baktığımızda 53 yaş 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyordu. Ama sizin 1992'nin 6. ayından 1990'ın 6. ayına kadar düşmüş olacak. Ve 1990'ın 6. ayına düştüğünde de hemen bakıyorum. 52 yaşında 9000 günle siz Emekli olacaksınız. 25 yıl, 52 yaş, 1969 doğumluydunuz. 52 yaş dediğimizde 2021 yılında doğum gününüzde emekli olacaksınız. Siz SSK'dan emekli olsaydınız, 1988 girişinize göre SSK'dan 51 yaşında emekli olabilirdiniz. Ama emekli sandığından 52 yaşında emekli olacaksınız. 2021 doğum gününüzde. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi Facebook'tan gelen sorularla da devam edelim. Sevim Akar, iyi akşamlar Özgür Bey. Sizi her hafta izliyorum. Çok aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Size, ekibinize minnettarız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi yayınlar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben de burada zaten yalnız değilim. Kameraman arkadaşlarımız, diğer yayın odasında arkadaşlarımız hep beraber sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili bildiklerimizi anlatıyoruz. Muhakkak bizim de bilmediklerimiz vardır. Her hafta zaten değişik konularla ilgili sorular geliyor. Biz de bilmediğimiz konularla ilgili araştırmalarda yapıyoruz ve sizlere doğru bilgiler aktarmaya her hafta çalışıyoruz. Evet Yunus Nadi Etiman diyor ki Özgür Bey SS, e, SGK sitesinde ne kadar emekli maaşı alırım uygulamasında sorgulanan ve SGK'nın gösterdiği maaşla emeklilik dilekçesini verdiğimizdeki rakam aynı mıdır? 3 ay sonra dilekçemi vereceğim. Evet, aynıdır. Hemen hemen aynı rakamları alacaksınız. Ee, orada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ben ne kadar emekli maaşı alırım? Yani bunları duyuyorum. İşte ne zaman emekli olacağım, ne kadar maaş alacağım derseniz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi sistemi de var. Ee, SSK emekli maaşı hesapla diye arama motorundan yazarsanız, oradan SSK sicil numaranız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, babanızın adı. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il bilgilerini istiyorlar. Bu bilgilere göre siz de emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi sistemi üzerinden de görebilirsiniz. Ama ayrıca ben maaşımı hesaplatmak istiyorum. Ne zaman emekli olacağım, nereden emekli olmak daha avantajdır diye bizimle görüşmek isteyenler de özgürerdursun.com.tr adresinden iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirler. Özgür Kalyon selamun aleyküm hocam diyor. Aleyküm selam. 2001'de almış olduğum engelli raporumda sürekli ibaresi vardır. Ben şimdi engelli indirimden yararlanabilir miyim? Raporum yeni e, olsa gerek mi diyor. Şöyle söyleyelim. Vergi indirimli emeklilik için sadece rapor yeterli değildir. Vergi indirim belgesi alınması gerekir. Gelir dersi başkanlığından Vergi indirim belgesi olmayan elinde raporu olup da engel oranı da belirtil, e belirtilmişse ben ne de olsa şu engel oranıyla şu tarihte emekli olurum diye düşünüyorsanız bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Her zaman söylüyoruz. Malulen emeklilik farklıdır. Engelli emekliliği farklıdır. Engelli emekliliği için muhakkak vergi indirim belgesi alınması gerekir. Bağkurların 5510 28. maddenin 5. bendine göre Bağkurların vergi indirim belgesi almaksızın da e Bağkurlar Sosyal Güvenlik Kurumu sizi bir hastaneye sevk ediyor. Sizin rapor almanız yeterli olur bağ kurlar açısından. Ama SSK'lılar sadece raporla emekli olamazlar. Muhakkak bağlı bulundukları il, ilçe, vergi dairelerine, gelir dairesi başkanlıklarına müracaatta bulunuyorlar. Hem kendileri hem iş verenler. Formları var. Formları doldurup öncelikle raporları yoksa rapor alıyorlar. Raporları varsa o raporu Gelir dersen başkanına verdikten sonra Ankara'ya Yüksek Sağlık Kurulu'na rapor gönderiliyor ve bu vergi indirim belgesi haline dönüştürülüyor. Vergi indirim belgesi %40 ve üzerinde vergi indirim belgesi alanlarda yaş şartı aranmaksızın işe başlama tarihlerine göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamladıkları zaman vergi indirimli olarak emekli olabiliyorlar. Onun da bilgisini aktarmış olduk. Yine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ahmet Şekerci Bursa'dan hattımızda alo. Alo. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, e, Buyurun efendim. Hoş bulduk. 8. Ee, ayın biri. Ee, Şöyle yapalım. Önce 1974. televizyonunuzun sesini ben kısmınızı sizden ee, rica ediyorum. Sizi daha net duyayım. Size daha sağlıklı bilgi vereyim. Benim, benim sigortalı günlerim dolu. Tamam. Ee, sigortalı günlerim dolu. Bir buçuk senedir fazla çalışıyorum. Evet. Ee, e, o yaşım 43, 14 sene vatan e, emekliliğe. Evet. Ben nasıl e, 57 yaşında olacağım emekli? Ne kadar maaş alabilirim? Siz 1997-98 arasında ÖSS sisteme girdiniz. Evet, ikinci ayın e, 16'sı 98. Tamam. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Asgari ücretle çalışıyorum. Evet, sizin maaşınızda 580 lira, 550 lira, 600 lira maksimum en üst 600 lira olur en alt 550 lira olur. O civarlarda 600. emekli maaş alırsınız. 600 milyon. O evet. şeyde em em emekli olursun. E, 550-600 lira arasında emekli maaş alırsınız. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii sizi anlayabiliyorum. Bu söylediğimiz rakamlarla bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama muhakkak ve muhakkak sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlarından bir tanesi aylık bağlama oranlarının düşmesi neticesinde düşük emekli maaşları. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra inanın herkes bu konulara odaklanacak. Geçenlerde yine ofisimize gelen bir hanımefendi Özgür Bey dedi emekli oldum maaşım 970 lira. Yine hesaplamasını yaptık doğru bir maaş 970 lira. Ben size diyor ki sürekli izliyorum diyor televizyonda diyor. Yıllardır izliyorum diyor. Siz maaşların düşeceğini hep söylüyordunuz ama sanki birilerinin maaşları düşecek ama benim maaşım düşmeyecekmiş gibi geliyordu bana diyor. 970 lirayı görünce şok oldum dedi. Yani 970 lira emekli maaşım olur. Evet maaşlar düşecek ama bunun bir nedeni var. Ben nedeni de her yerde söylüyorum. Şimdi ülkemizde toplamda 4 kişiden kesilen SGK primleri bir tane emekliye maaş olarak veriliyordu. Bu da yaklaşık ülkemizde 11 milyon emekli var. 11 milyonun üzerinde. 132 tane ülkenin nüfusundan daha fazla ülkemizde emekli var. Bizleri yöneten kişiler de, hükümetler de, siyasiler de dediler ki biz buna bir önlem almalıyız. Yani çok kişi emekli olmamalı ve emekli olduğunda da daha az maaş almalılar. Yoksa genç nüfusumuz azaldığında emeklilere biz artık emekli maaşı veremeyebiliriz. Bu nedenle Avrupa'daki sistemi getirelim dediler. Avrupa'daki sistem nasıldır? 1.7'dir. Yani Avrupa'da 1.7 kişiden kesilen bir emekliye veriliyor. Biz de aslında bu sistemi getirdik. 1.7 kişiden kesilen sigorta primi bir tane emekliye maaş olarak verilecek. Bunlar da 450-500 liralık bir rakamı zaten ee, o rakamlara isabet ediyor. Düşmesinin nedeni de budur. Ama muhakkak ve muhakkak şunu da söylemiş olalım. Siyasiler yarın öbürsü gün bu konularla çok muhatap olacaklar. Kendilerine bu konulara çok sistemler edilecek. Bu nedenle çalışma hayatının en önemli konularından bir tanesi çalıştıkça maaşların düşmesine bir önlem çok kısa zamanda alınması gerekiyor. Aksi halde eşim diyoruz ki çalıştıkça maaşın düşecek. Düşük gelirler için söylüyorum bunu. Dediğim gibi 7 bin lira, 8 bin lira, 6 bin lira, 9 bin lira maaş alan kişi şu anda bizleri izliyorsa benim de maaşım düşecek mi diye düşünmesin. 9 bin lira, 8 bin lira alan birisinin maaşı düşmez. Ama asgari ücret, asgari ücrete yakın ülkemizde 6 milyon kişi asgari ücret alıyor. Asgari ücretin üstünde yani çok yakın rakamlarla beraber 10 milyon kişi bu şekilde çalışıyor. Bu durumda olan kişiler emekli oldukları zaman çok düşük maaş alacaklar. Bu nedenle sistemde muhakkak köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Aksi halde ülkemizde emeklilik diye bir şey kalmaz. Küçük bir devlet katkısı olur. Bu küçük devlet katkısıyla da muhakkak insanların çalışması gerekir. Ne zamana kadar çalışması gerekir? Ölene kadar çalışması gerekir. Ama ölene kadar çalışması gerekir dediğimizde de ben emekliyim. Öyleyse çalışayım deme gibi bir şansınız da ileride olmayabilir. Şu anda ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli misafirimiz var. Biz onları artık misafir ettik. Kabul ettik, ülkemize geldiler. E şimdi Türkçe konuşmayı öğreniyorlar. E yarın öbürsü gün nüfusları artacak. 5 milyon, 7 milyon, 10 milyona ulaşacak. E o kişiler de iş arayacak. Daha düşük ücretle çalışacaklar. E bizim gençlerimiz de geliyor. Derken emekli olduktan sonra iş bulur söyleyene kadar çalışacak. İş bulamazsa çalışamayacak. Düşük maaşla ne yapacak bu sefer? kıt kanaat geçinmeye çalışacak ya da geçinemeyecek belki kirasını bile zor ödeyecek. Dost acı söyler biz gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Burada siyaseten hiçbir amacımız yok bunların hepsi doğrudur. Bu kişiler maaşlarını olur mu böyle bir şey canım nereden uydurdun sen şimdi böyle bir şeyi diyenler de varsa emekli maaşlarını sosyal güvenlik kurumunun internet sitesine girip SGK, SSK maaş hesaplama bölümünden kendi maaşınızda hesaplayabilirsiniz. Ramazan Öztürk, Adana'ya gidiyoruz. Alo. Alo. Ramazan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. 0102 1970 doğumluyum. 0102 1970 doğumlusunuz. Evet efendim. E 94 1999'da işe başladım. %60 engelliyim. Engelli indirim vergim var. Tamam %60. efendim. %60. Hı, hı Evet efendim dinliyorum sizi. Bir de ne zaman ne kadar maaş alabilirim onu tamam. da öğrenmek istiyorum. Siz yüzde 60 engelinizle 17 yıllık sigortalık süresi 3840'da da emekli olacaksınız. 1999 yılında sisteme girmiştiniz. 17 evet. yıl 2016 e, siz prim gününüz mü eksik şu anda sizin? Yok, prim günüm tamam. E siz emekli olmuşsunuz ama emeklilik müracaatında mı bulunmak istemediniz? He, daha bulunmak istemedim yani. Tamam. 1970 çünkü 18 yaşla ilgili sorunuz yok. Siz emekli olmuşsunuz ama emeklilik müracaatına bulunmamışsınız. 2016 yılında emekli oldunuz. Emekli olduğunuzda siz bugün emekli olduğunuzda ortalama 600 650 lira emekli maaş alırsınız. Hatta emeklilik müracaatında bulunduğunuzda aldığınız emekli maaşı size bilgi geldikten sonra sizden rica ediyoruz. Programımıza da katılırsanız siz bana böyle söylemiştiniz ama ben de şu kadar emekli maaşı aldım derseniz biz de çok mutlu edersiniz. Ortalama 650 lira civarında maaş alırsınız. Geçmiş yıllarda sizin durumunuzda olanlar mesela geçen yıl emekli olanlar Yaklaşık 800 lira alıyorlar çünkü geçen yıl emekli olanlara ayrıca bir 100 lira seyyanen zam vardı bir de artışlardan da faydalandılar sizinle aynı durumda aynı engel oranında olan bir kişi aynı gün işe de başladıysanız işte geçen sene 2016'da siz dediniz ya ben emekli olmadım keşke olsaydınız siz emekli olsaydınız 800 lira alırdınız şimdi 650 lira alacaksınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bilgilendirmelere devam edelim. Evet programımızın ikinci bölümüne de başladık. İkinci bölümünde genel sağlık sigortası ile ilgili neleri merak ediyorsanız şöyle tek tek maddeler halinde gideceğiz. Genel sağlık sigortasının prim borçları nasıl silinecek? İşte genel sağlık sigortasında yaklaşık 4,5 milyon kişinin prim borcu vardı. Bunlar artık yeni uygulama başladı biliyorsunuz 1 Nisan'dan itibaren. Genel sağlık sigortasına kimler ne şekilde prim ödüyordu? 1 2012 tarihinde ülkemizde genel sağlık sigortası uygulaması başladı. Genel sağlık sigortasıyla beraber de denildi ki gelir testi yaptırmanız lazım. E nerede yaptıracağız bu gelir testini? Bağlı bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlığa gideceksiniz. Önce bir gelir testi yaptıracaksınız. Aile içindeki toplam gelire bakılıp aile fert sayısına bölünecek ve kişi başı gelir asgari ücretin bürüt rakamının üçte birinden az olursa hiç para ödeyemeyeceksiniz. Eski yeşil kartlılar gibi değerlendirileceksiniz. Para ödeyemeyeceksiniz denilmişti. Ama asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret kadar bir geliriniz varsa prim ödeyeceksiniz. Asgari ücretli asgari ücretin iki katı olanlar daha fazla. Asgari ücretin iki katının daha fazla olanlar 450 lira 420 lira gibi primler ödüyorlardı. Şimdi bu, burada 5 milyona yakın, 4,5-5 milyona yakın genel sağlık sigortasında prim borcu olanlar e, bu parayı ödeyemiyorlardı, ödeyemiyorlardı. 1 1 2012 11 e, evet 2012 yılında getirilen genel sağlık sigortasında bizim de çok eleştirdiğimiz uygulamadan geri dönüş yapıldı. Reklamlarında sık sık izliyorsunuz. Genel sağlık sigortaları artık sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Nasıl? 53 lira vererek. 1 1 Evet, 1-4-2017 itibaren, bu e, Nisan ayından itibaren 53 lira genel sağlık sigortasına prim ödeyecek. Ve kendisi çocukları, 18 yaşını geçmemiş çocukları ve kendisi eşi sağlık imkanlarından yararlanacak. 53 lira veremeyecek durumda olanlar var ise bu durumda olanlar gidip gelir testi yaptıracak. Yani ben 53 lirayı da veremem. Yani benim gelirim, kişi başı gelirim az kocaktır, 3'te 1'den az Deyip bu durumda olanlar 53 lirayı vermek istemeyenler gelir testi yaptıracak. Ve gelirine göre de e, gelirin olmadığı tespit edilirse para vermeyecek. Ya da dediğimiz gibi en fazla da 53 lira oldu. 53 liradan başka bir para ödeme yok. E, borcu olan kişiler geçmişten günümüze genel sağlık sigortası sistemine 20 bin liraya yakın borcu olan bir kişi için 53 liradan hesap yapılacak. 53 işte... 2012'de girdi, 2017 5 yıllık bir borç çıkmış olacak kendisine. Bu 5 yıllık borçla 53 çarpı 12 çarpı 5 yaklaşık olarak ay farkında koyarsak 3.300 lira gibi bir borç çıkacak. Bu borcunu da 1 Nisan'la, 1 Nisan 2017 ile 1 Nisan 2018 arasında isterse müracatta bulunacak. 12 ay taksite kadar bölebilecek, üzerine faiz konulmadan primlerini ödeyecek ve güncel borçlarını da 53-53 olarak ödeyecekler genel sağlık sigortasına 18 yaşını geçmiş işte üniversiteye gitmiyorsa liseye gitmiyorsa lisede 20 üniversitede 25 yaş aranıyor. Bu durumda olan kişiler annesinin erkek çocukları annesinin babasının sağlık imkanlarından yararlanamıyor. Kız çocukları yararlanıyor erkek çocukları annesinin babasının sağlık imkanları olsa dahi yararlanmayıp ayrıca müracatta bulunacak ve genel sağlık sigortasına her ay 53 lira para ödemesi gerekecek. Başka neler merak ediliyor? Bunları bugün maddeler halinde de yazdım. İşte taksitle 12 ayda ödeme imkanı olacak. Halen borç ödeyenlerin durumu ne olacak? Bu çok tartışılıyordu. Çünkü 2016 yılının Eylül ayında Genel Sağlık Sigortasında prim borcu olan kişiler yapılandırma yaptılar. Yapılandırmalarını ödüyorlardı. Ne kadar ödemişlerse artık ödediği paraları geri alamayacaklar. Ödemeleri dışında ne kadar borçları kaldıysa o borçlar silinip tekrar 53 liradan hesaplanıp tekrar isterlerse 12 aya bölünecek ve bu durumda olan kişilerde yine yararlanabilecekler. Ama ben geçmiş yıllarda genel sağlık sigortası primlerini yüksekten ödedim. Benim de paralarım bana geri verilip 53 liradan tekrar ödeme imkanı olacak mı diyenlerin böyle bir şansı yok. Parasını ödeyenlerin o paraları gitti. Evet, gelir testi kalktı mı? Biraz önce söyledik. Gelir testi 53 lira ödeyecek olan kişilerin gelir testi yaptırmasına gerek yok. Benim 53 lira ödeyecek durumumda yok diyenler gelir testi yaptıracak. Özel sağlık sigortası olanlar başvuracak mı diye çok sık soruluyor. Bir kişinin özel sa sağlık sigortası varsa yani benim özel sağlık sigortam var. Benim devletin sağlık imkanlarına ihtiyacım yok deme gibi bir şansı yok. Bu durumda olanlar da yine gidip 53 lira ödeyerek sağlık imkanlarından yararlanacak. Başvuru yapmayanlar ne olacak? Gidip de bir sene kadar başvuru yapmayanların geçmiş yıldaki borçlarıyla ilgili bir indirim indirim yapılmadan bu durumda olan kişiler borçları silinmeyecek ve aynı borçları ödemek zorunda kalacaklar. Genel sağlık sigortası ile ilgili çok merak edilen bir konuydu. Bununla ilgili size bilgiler aktarmaya çalıştım. Songül Kanatlı Bursa'dan attığımızda alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bilgiler umarım bizleri izleyen kişilerin moralini bozmuyordur. Doğru Yok, bilgileri hayır. aktarmaya çalışıyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ya benim size bir sorum olacaktı da kendi şahsıma değil, benim kendi ablamın şahsına bir sorum olacaktı size. Kimin adına? İşte ablamın adına. Ablamızın, tamam. Hı -hı. Şimdi ablamın 5570 gün primi var. Ondan sonra emekli olmaya da 3600 günle emekli olursa ne kadar alma imkanı olur? Şimdi ablanız ne zaman ilk defa sigortalı olmuş? 1998'de Ağustos'un 17'sinde sigorta eşitimine girişmiş. Tamam. 1998 Ağustos ayında ablanızın girişi varsa ablanız evet. 55 yaşında 5975'te emekli olabilir. Kaç doğumlu ablanız? 1960 doğumlu. 1960. Yani 1960 e, 55 dediğimizde normalde ablanızın 1998 2018 yılında 20 yıllık sigortalık süresini tamamladığında yaşını tamamlamış 2018'de 20 yıllık süreyi tamamladığında emekli olabilecek prim gün sayısını da 5570'e ulaştırarak ikinci bir art, e, alternatif 1960 58 yaşında yine emekli olabilir. O da 2018'e tekamül ediyor. 3600 prim günüyle artık emekli olma şansı yok. Zaten 5570 günü var. Her halükarda 58 yaşında emekli olacak. Prim gün sayısı 2000 yılından sonra ödenmiş primleri var mı? Yani 2000 ve de 2008'den sonra çalışmış mı? çalışmıştı. Evet çalışmıştı bence. Evet. Evet. Şimdi Aha. ablanız 2000 yılından sonra çalışmasaydı 3600 günle daha yüksek maaş alırdı. Çalıştığı için daha fazla prim günü olduğu için daha düşük maaş alacak. Ben 5570 günüm olmasına rağmen 5570 günle emekli olmak istemiyorum. Beni 3600 günle emekli edin gibi bir bir de karşılıksız bulur. Böyle bir durum kabul edilmez prim günlerini dediğimiz gibi 5570'e ulaştırdığı için bu prim gün sayısıyla emekli olacak ablanız 2018'de. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İrfan Güven Bursa'dan hattımızda. Alo. Alo. İrfan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok Siz teşekkür ]iniz. ediyorum. Sizler nasılsınız iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Aklınızı almıyorum. Ben sorunuz için. Sorun. Estağfurullah. Buyurun. Bu, ben şimdi 2011 ayında işe başladım. Ne zaman? Kaç yılında? 2000'in 11. ayı. Tamam. Ee, şu an hala çalışmaktayım. Tamam efendim. askerlik yaptım. O askere 1998'de gitmiştim. Askerlik yaptım. Onu da ödedim. Tamam. 2000-1999'un siz 8999'dan öne çektiniz öyleyse. Evet. Aynı öyle oldu. Tamam. Gayet Sonra güzel. devam ediyorum çalışma, çalışmama. 6300'e prim günüm olmuş. Hı, Hı İşte ben ne zaman emekli olabilirim? Siz... Nasıl... Askerlik borçlanması yaptığınız için 58 yaşında emekli olabileceksiniz. Kaç doğumlusunuz? Evet. 77 doğumluyum. 1977 58 yaş dediğimizde 2035 yılında yani şu anda emeklinize 18 yıl var. 18 yıl sonra emekli olabileceksiniz. Başka bir şey öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Ee, rahmi konuş. Hattımızda mı şu anda? Evet. Ee, şu anda hatlarda karışıklık oldu. Ben Rami konuş, şu mu bilgiler aktardım? Yoksa heh, Rami konuş yeni izleyicimiz. Ee, hoş geldiniz efendim programımıza öncelikle. Hoş bulduk İyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ediyorum. İnanın o kadar yoğun bir talep var ki programımıza Facebook, Twitter, Instagram, telefonlar bazen karışıyor tabii. Buyurun efendim evet. size de yardımcı olmaya çalışalım. Ee, benim e, 78 doğumluyum. Evet. Ee, 96'dan girişim var, ee, 6 binin üzerinde günüm var. Evet. Ee, 25 yıl dolduğunda ben dilekçe verip emekli emeklilik dilekçesi verebilir miyim? Veremezsiniz. Ee, e, bir de evet efendim. E, e, ya Şimdi şöyle ben size, sizin aklınıza gelene kadar şu bilgi vereyim. Siz 1997 yılında, 96 yılında sigortalı olmuştunuz. Evet. Askere ne zaman gittiniz? Askere 98'de gittim. Tamam. Sizin askerlik borçlanması yapmanız, sizin hiçbir yararınız olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü siz emeklilik hesabı yaptırırken askerlik evet. borçlanması yaptın mı, askerlik borçlanması daha erken emekli olabilirsiniz gibi bunları duyacaksınız ama sizi ilgilendirmiyor. Askerlik boşlamasının size bir yararı yok. Siz 56 yaşında 2034 yılında emekli olacaksınız. Prim günlerinizin şu anda 6000 gün olması sizden 5825 gün isteniliyor. Siz prim günlerinizi de fazla fazla tamamlamışsınız. Maaşınız ortalama nedir? Asgari ücrete yakın mı? Üzerinde. Çok mu üzerinde? Ee, yani mesailerde sayılıyorsa e, biraz üzerinde. Brüt e, 3000 Nereyi buluyor mu? Evet, evet. Tamam, siz emekli olduğunuzda 2034 yılında sistemde hiçbir değişiklik olmazsa siz emekli olursanız bugünkü maaşlarla sizin emekli maaşınız bugünkü sistemle 700 lira civarında da emekli maaş alırsınız. Ortalama emekli maaşınız 700 lira olur. Brüt 3000 çarpı şöyle bakayım 137,5 yani, e, 700-800 lira civarında sizin emekli maaşınız olur. Sistemde bir değişiklik olmasa ama muhakkak bu sistemde bir değişiklik olacaktır. O yüzden çok da moralinizi bozmayın. Ee, şimdi verdiğimiz bilgiler tabii ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı o kadar dinamik ki verdiğimiz bilgiler anlık bugünkü yasalara göre biz bu bilgileri veriyoruz. Belki 3 e, ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle anlık bu bilgiler veriliyor ve ülkemizde en çok de, yasal değişiklikte, çalışma ve sosyal güvenlik hayatında en çok değişiklikler oluyor. Bu nedenle verdiğimiz bilgiler sizin moralinizi bozmasın ama gerçekler şu anda bu. Biz bunları niye anlatıyoruz? Ee, çünkü özellikle 2000 yılından sonra sistemde yapılan, 2008 yılından sonra sistemde yapılan değişikliklerle vatandaşlar hangi haklara sahipler kendilerine, işte siyasiler tarafından şu hakkı da verdik, bu hakkı da verdik dediği zaman vatandaşların da tamam biz o hakkı aldık bu hakkı aldık ama bakın maaşlarımız da düşükmüş demesi gerekiyor ki siyasiler de bu konularda tedbirlerini alsınlar. Yoksa gelecekle ilgili emekli olacakları üzecek bir emeklilik sistemimiz var. Ali Bozkurt Gaziantep'ten hattımızda. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlar, sevgiler. Buyurun efendim. Selamun abi Buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı 1901-05-1973 doğumlu, 73 doğumluyum Evet efendim 1996'nın 3. ayında sigorta girişim var Evet Yaklaşık 4860 gün Gün primim var Tamam efendim Bu Ne zaman emekli olabilirim? Bir sorum daha olacaktı 56 yaşında emekli olursunuz 1973-56 dediğimizde 2029 yılında Doğum gününüzde 12 yıl sonra bir aksilik olmazsa, kısmet olursa emekli olacaksınız. E, askerliğimi yatırma şansım var mı? Asker sonra ne zaman askere oldum. gittiniz? Askerlik ne zamandı? hangi tarihte? 1993'te askere gittim, 95'te tamam. geldim. Askerlik borçlanması yaparsanız, siz 55 yaşında, yani 11 yıl sonra emekli olursunuz. Sizin muhakkak askerlik borçlanması yapmanız gerekiyor ki bir yıl daha erken emekli olun. Askerlik borçlanması yapmak sizin yararınıza olur. 2011 yıl sonra da emekli olursunuz. 55 yaşında. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e tekrar selam ve sevgilerimizi gönderdik. Şimdi artık programımızın sonu. Şimdi telefon almayalım. Facebook'tan gelen soruları hızlı cevaplar aktarayım. Ve bugünkü programımızı da bitireceğiz. Hemen hızlı bir şekilde gelen sorulara cevaplar aktarmaya çalışacağım. Evet, Ahmet Çankaya e, bizlere teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Hüseyin Nalbant. Merhaba Özgür Bey. Mecburi olarak 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren bireysel emeklilik sistemiyle ilgili bilgi verirseniz sevinirim. İyi yayınlar. Evet, bireysel emeklilik sistemi, zorunlu bireysel emeklilik sistemine işte kademeli bir geçiş başladı. E, 1-1-2017 tarihinden itibaren başlangıç oldu. Şimdi... 250 ile 1000 arasında çalışanı olanlar 1 Nisan'da sistemin içinde olacak. 250'nin altında çalışan olanlar 1 Temmuz'da başlayacaklar. Bireysel emeklilik sistemine katılanlardan %3'lük bir kesinti olacak. Ben bireysel emeklilik sistemine devam etmek istiyorum diyenlere devlet katkısı yanında ayrıca 1000 lira da hesaplarına bir para yatacak. Sistemden bu kişiler çıkmazlarsa 56 yaş, 56 yaş, yaşını beklerlerse ve en az 10 yıl sistemde kalmaları durumunda bireysel emeklilik sistemi bir emeklilik değildir, tasarruftur. Para biriktirmek için işe yarar. Kendileri e, küçük küçük para biriktirebilirler. Devletin aynı zamanda %25 yatırılan paraya %25 katkı sunması da e, baktığımızda olumlu. Sistem içinde kalmak isteyenler zaten maaşlarından kesilecek. Ben sistemden çıkmak istiyorum diyenlerde 2 ay içerisinde çalıştıkları iş yerine Yazılı müracatta bulunacaklar. Mail atabilecekler. Posta yoluyla sistemden çıkabilecekler. Arkadaşlar kapanış diye yazıyor. Ben şöyle son bir tane daha bakmak istiyorum. Neriman Kurtuluş. Ee, Özgür Bey bu e, bugün başka bir programda. Seçim annelerin Evet. Bir program izledim diyor. Ee, başka bir program izledim diyor. Seçim sonrası annelerin sigorta öncesi doğum borçlanmasıyla ilgili hükümetin ajantasında var dediler. İnanmayın diyorum ben. Çünkü böyle bir şey yok. Olsa ilk bizden duyarsınız. Bizden duyduğunuz konular 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Türkiye'de ulusal kanalların da haberi oluyor. Şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma olmasını en çok bizler istiyoruz sürekli dile getiriyoruz. Ama şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yok. Çünkü siyasiler şu anda tamamen referanduma odaklanmış durumda. Referandumdan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bize ulaşmak isteyenler özgürerdursun.com.tr internet adresinden ulaşabilirler. Facebook, Twitter, Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.